Burada 1, 2, 3, 4, 5 sıra var. Ve bu kuyruk alabildiğine Edirne'ye doğru uzuyor. Hal böyle olunca da vatandaşın bekleme süresi artıyor. Gümrük görevlileri ileride boş alan peron olduğunda bu sıradan alıyorlar ama bu sırayı gerçekten burada bekleyen insanlar için zor. Merhaba, nasılsınız? Ya vallahi hiç iyi değil. Niye iyi değilsin abi? Ya bu çökelik peynir getiriyorlar kardeşim. Merhaba. Bu ne getiriyorlar? Çökelik peynir. Sanki Avrupa'da çökelik peynir yok. Bu naletler çökelik peynir taşıyorlar Avrupa'ya ya. Niye normal abi? Bir şey. Birinci sınıf çökelik peynir, her şeyin birinci sınıfı Avrupa'da var. Beyinsizlerin yüzünde birkaç tane beyinsiz kalkıp buradan çökelik götürüyorlar. Peki çökelik götürünce ne oluyor abi, onu söyle. Ben ne, 2 lira çıparını yapacaklar ya. 2 lira ne diyorlar, siz Türkçe ne diyorsunuz? Tasarruf. 2 lira tasarruf. Allah belalarını versin. Neyse. Abi nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Önce dur bir soluklan. Bak kardeşim, ben nereden geliyorum, dur sana söyleyeyim. Ben Krefeld'den geliyorum. Nereden? Şu an İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan geliyorum, Edirne'yi gezdim, İzmit gezdim. Tekrar eve gideceğim. Abi niye bu kadar sinirlisin, onu söyle. Ya derdin abi, ne abi? Milletin çökeligine hasta olmuşum ben. Nerelisin abi sen? Bingöl'lüyüm kardeşim. Nereye gittin tatilde, onu anlat abi. O güzel şeylerden bahset. Ya tatilim çok güzeldi. Nereye gittin? Memleket çok güzeldi ama bir daha aklı olan bu zamanda gelmez. Niye abi? Çok sıcak abi ya. Nereye yaşanmıyor. Gittin, onu söyle abi. Bingöl'e mi gittin sadece? Yok abi, Bingöl'e hiç uğramadım. Çünkü niye abi? Sosyete oldun sen değil mi? Bodrum'a gittin. Hayır. Hayır. Korona şeyi arttığı için Bingöl'e gidemedim. Kendi ailemi göremedim. Zonguldak. Ama daha doğrusu insanların az olduğu bölgeler, Alaplı, bir... önemli değil. Erdal, Alaplı. Erdal uçuyor, önümüze geçiyorlar. Bak, yürüsün bak. Bak, görüyor musun? Şuradan geçti. Aa, görün. Şimdi, hadi görüşürüz hadi. Evet, değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi çökelik ayrı bir dert. Hal böyle olunca da sırayı da kaçırır tabii. Araya bizim Türk işe hemen girenler oluyor. Şimdi tabii bu noktada, evet, Avusturya'dan bir vatandaşımız. Merhaba, nasılsınız? İyi yolculuklar. Sağ olun. Nereye? Avusturya Graz'a. Avusturya. Devam edin isterseniz, arkayı bekletmeyeyim, öyle konuşalım. Nasıl geçti tatil? Tatil çok güzeldi. Nerelere gittik? Bayağı dolaştık. Nereye gittin abi? Memleketimizde dolaştık. Nerelisiniz? Konyalıyım. Konyalısınız, çok güzel. Evet. Bir doğu turuna gittik. Gezdik, memleketimizin her köşesi cennet. Maşallah. 3 senedir gelmiyorduk. Son 3 senede yani memlekette çok büyük değişmeler var. Nasıl bir değişim var? Ne gördünüz? Yapandan, yaptırandan Allah bin defa razı olsun. Yani anlatılamayacak değişiklikler yapılmış. Hı hı. Çok güzel olmuş. Kaç saattir gümrükte bekliyorsunuz? Şu anda sabah 9'da girdik. 6,5 saattir bekliyoruz. Daha da gümrüğe giremediniz. Evet, beyefendinin durduğu evet, noktayı hemen kameraman arkadaşım gösteriyor. Önünde daha çok uzun bir kuyruk evet. Var. Gümrük bekliyor sizi, evet. Eskiden gurbetçininki çileydi. Şu anda eğlenceye dönüşmüş. Nasıl yani? Biraz anlatır mısın? Alanında bekledik. Çayımızı verdiler. Yemeğimizi verdiler. Dondurmamızı verdiler. Maraş dondurması. Yani eskiden böyle bir hizmet yoktu. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Allah yapandan da yaptırandan da razı olsun. Çok memnunduk. Peki. Bundan sonraki yıllar için ne düşünüyorsunuz? Gelecek miyiz yine? İnşallah seneye gelmeyi düşünüyoruz, planımızda var. İnşallah. İyi yolculuklar diliyorum size. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sağ ol. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi vatandaşlarımız öyle ya da böyle vatan toprağından artık çıkmak üzeredeler. Yine mutlular. Seneye yine tabii ki vatandaşlarımızın vatan hasreti, sevdikleri. Merhaba, nasılsınız? İyi yolculuklar. Nereye böyle? Nereye? Görüyorsun nereye gidiyoruz. Evet. Hangi ülke? Almanya. Almanya neresi? Fulda. Fulda. Peki nasıl geçti tatiliniz? Vallahi iyi geçmedi. Niye? Hastalıktan dolayı iyi geçmedi. Yani biz 15 gün kaldık. Hı hı. Hastalandık, en iyisi yolumuza devam. Peki kaç saat memleketimize gideceğiz yani? Memlekete. Ne yapalım, öyle diyelim. Peki kaç saattir gümrüktesiniz, Kapıkule'desiniz? Saat 9.30'dan sabah 9.30'dan beri buradayım. Şimdi saat kaç? Yaklaşık 7 saat. 7 saat evet. 7 saat 200 metre, 300 metre gelmişiz. Evet, yani ama kim bırakmıyor bilmiyoruz. Kim bırakmıyor? Şimdi ileride ben söyleyeyim, oradan geliyorum. Evet. Perondan boşaldıkça gümrük görevlileri sıra sıra alıyorlar. İleride de gümrük noktasına girdiğinizde de ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Evet. Size iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi vatandaşlarımız da hafif de bir Türkiye'den döndükleri için bir burukluk durumu söz konusu. Tam bu noktada İşte görüyorsunuz, vatandaşlarımız su ihtiyaçlarını vesaire bir şekilde karşılamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi çocukları olan insanlar için biraz daha zor bu bir şekilde beklemek ama burada tabii bekleme işi bitmiyor. Bulgaristan. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl geçti Türkiye tatili?
Türkiye tatili güzeldi de bu çilemiz. Kaç saattir buradasınız? 8 saat oldu. 8 saattir. 8 saattir. Şimdi tabii burayı geçmekle de bitmiyor. Bulgaristan bekliyor, Sırbistan bekliyor. 6 da orada bekliyorlarmış. 6. Evet. 24 saat gider. İzin bize haram oldu. Peki. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha yoğun değil mi? Geçen yıl ben 10 dakika beklemedim. Kimse yoktu. Koronadan dolayı kimse yoktu. Kimse yoktu. Peki nereye yolculuk? Viyana. Viyana'ya. Evet. Kaçıncı Viyana? 5. 5. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. İyi yolculuklar diliyorum. Allah razı olsun. Avusturya'ya sağ selamlar. Sağ ol. Allah'a emanet. Evet değerli izleyicilerimiz, tam bu noktada gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın pek çoğunun işte artık beklemekten sıkıldığını gözlemleyebiliyoruz. Nereye hanımefendi? Merhaba, nasılsınız? İsviçre'nin neresi? İsviçre, Zürih. Zürih, telefonda da bir beyefendi var. Bir arkadaş var ama biz söyledik yani berbat, rezillik. Niye sabahtan rezillik abi? Çok yoğun değil mi? Kaç saattir buradasın? Ama yine de sağ olsunlar bayağı çadır madır şu bu yine de gerçekten. Ama öbür tarafta bilmiyoruz neyle karşılaşacağını. Yani Bulgaristan, Sırbistan. O taraflarda neyle karşılaşacağını biliyoruz ama burası yine iyiydi ya. Peki iyi şeylerden bahsedelim. Tatil nasıl geçti? Tatilimiz güzel geçti. Çok sıcaktı. Eğlendik. Gerçekten nereye iyi geçti. Gittiniz? Pazarcık, Bodrum. Ondan sonra ilk önce nereye gitmiştik ya? Dedim. Peki, bir şey soracağım sana. Tatil yörelerindeki fiyatlar ne durumda? Valla bize göre iyiydi, ucuzdu. Ama buradakiler ne bilmiyorum, bize göre ucuzdu. Evet. Ama çok kadar şey değildi ya, bize göre iyi ama buradakiler ne bilmiyorum. Evet, tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkürler. Evet, fiyatlar uçmuş dedin abi, neden? Bize bir anlatır mısınız? Valla geçen sene tuttuğumuz tatili bu sene tutamadık, oteli. İki katına çıkmış fiyatlar. Alanya'da, Alanya diyorum, Side'de her şey euroyla. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Biz Türkiye'ye geliyoruz ya. Peki geçen yıla kıyasladığında mesela %50 %60 oranında bizim gözlemlediğimiz bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Var mı kadar? Daha da fazlası. Yani bir tatil noktasına gittiğimizde değerli izleyiciler, bakın bir plaja ya da herhangi bir şekilde ailenizle beraber bir noktaya gidip yemek yemeye kalktığınızda tatil yerleri adeta çıldırmış. Yani beyefendinin kendisi söylüyor. Ya bir dondurma 14 euro olur mu ya? Bir dondurma. Nerede? Side. Side. Ya. Sadece turistlerin geldiği nokta olduğu için bakın değerli izleyicilerimiz, 14 euro demek gerçekten vicdansızlık. Yani bir dondurmanın 14 euroya satılması demek, çok özür dilerim sizden ama gerçekten bu kadar ahlaksızlık yani. Başka bir şey değil. Peki tatili onun dışında, fiyatlar dışında nasıl geçti? Güzel, tatilimiz güzel geçti. Bir de yangın olmasaydı çok güzel olacak. Evet maalesef. Yangının dibindeydik biz de. Oradan kaçtık. Almanya'da selden kaçtık, burada yangından kaçtık. Selle ilgili var mı sıkıntı Almanya'da? Sizde? Eve giremiyoruz. Eve giremiyorsunuz. Yani. Neredesiniz? Batnoy ile Ava'yla. Ne durumda eviniz? Ya bizim dairemizde bir şey yok da. Ama binanın içi birinci kata kadar su. Duvarlar berbat, içerisi berbat. Peki yardımla ilgili sıkıntılar olduğu ifade ediliyor. Nedir onunla ilgili, anlatabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye kurban olsunlar. Niye? Yardım yok. Bir çadır kurma yok, yemek yok. Hepsini koyun gibi tıktılar bir yere. Orada yatıyorlar. Ve yatak yorganı da vatandaştan aldılar. Yani o zaman nerede bu büyük Almanya? Ya, sözde Almanya, sınıfta kaldı. Hem koronadan hem de selden sınıfta kaldı. Koronada niye sınıfta kaldı? Abicim Türkiye bir kural çıkartıyor. Arkasından aynı kuralı Almanya çıkartıyor. Resmen kopya çekiyor yani. Şimdi kaç saattir buradasınız? Vallahi biz Allah'tan şanslıyız. 5 saat. 5 saat. 5 saat az bir zaman değil mi? Çok az bir zaman. 7, 8, 9 saat bekleyenler var. Peki buradan sonra sizi ne bekliyor? Biliyor musunuz? Sırp, Bulgar lanet olsun. Allah belasını versin. Gelişte yani. Nasıldı? Gelişte çok güzeldi. Yarım saat. Yarım saat. Her kapıda yarım saat. Kaç haftadır bu Türkiye'desiniz? 3. 3 hafta. Ya iznimiz 3 hafta yani. Peki iyi yolculuklar diliyorum size. Sağ ol, Allah'a teşekkürler. Emanet. Görüşmek üzere. Büyük Türkiye büyük. Ben onu söyleyeyim. Peki teşekkür ederiz. Emekli TV YouTube. Bak yazıyor burada. Hadi sağ ol. Evet değerli izleyicilerimiz, vatandaşımızı da dinledik. Tatil yörelerindeki ciddi anlamda bir pahalılık durumu söz konusu. Euro ile pek çok insanın, işletmenin satış yaptığını ifade ettiler. Bu da tabii anlaşılabilir bir durum değil. Yani bir dondurmaya 14 euro paranın istenmesi problem. Merhaba, nasılsın abla? Bak şu rezilliği. Gel buraya gel. Gel. Ne rezilliği? Bu bize büyük bir rezilliktir. Merhaba abla, şimdi söyle. Ha,
Bize burası büyük bir rezilliktir. Niye abla bu kadar dertlisin? Nasıl dertli olmayayım? 60 seneden beri yurt dışındayım. Memleketime gelmem için can atıyorum. Ama buraya gelip de şu rezilliği gördüğüm müddetçe nefret ediyorum. Ne rezilliği abla, onu anlat diyoruz. Bu kalabalıktan bahsediyorsun. Kalabalık işte. Niye bu kadar sinirlisin? Türkiye'desin. Türkiye'deyim ama şu gavur memleketi bizi bırakmıyor içeri. Türkiye'ye kurban olsunlar onlar. Ama neden bize bu rezilliği çektiriyorlar? Nereye yolculuk? Almanya. Neresi? Hannover. Hannover'e gidiyorsun. Hannover'e gidiyorum. Ben orada takavittim. 60 seneden beri ben oradayım. Bak bunlar benim çocuklarım, maşallah, torunlarım. Maşallah. Ben memleket hasretinle yanıyorum. Ama buraya da gelip de şu rezilliği gördün mü midem bulanıyor. Peki kaç saattir buradasın abla? Vallahi sabah namazından beri buradayım. Ne yaptın abla, 12 saattir mi? Evet, bak bacaklarım işitti, bak halime bak. Bak halime bak, bak göstereyim. Değerli izleyicilerimize zor. Peki, geçtiniz Türkiye'yi, kaç saat bekleyeceksiniz biliyor musunuz? Vallahi onu da bilmiyorum, bir rezillik de oradan çekeceğiz. 10 saat, 6 saat Bulgar, 4 saatte Sırbistan diyorlar. Ne olacak bu gavurun işi bizimle şimdi? Peki geçen seneye göre kıyasladı. Geçen sene geldiniz mi? Her sene geliyorum ben. Nasıl? Bu geçen sene daha güzeldi. Yoğunluk yoktu değil mi? Yoktu. Bu sefer çok kötü. Trakyalı mısın? Trakyalıyım, buralıyım. Neresinden? Vallahi içindenim. Senin yerin yakın. Hemen Kapıkule'den girince gidiyorsun. Edirne'li mi? Kırklareli mi? İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'un neresi? Levent. Levent'tesin. Sen sosyetesin o zaman. Yok, o kadar değilim. Bak dişlerimi bile takamadım, çantama koydum. Olsun, önemli değil. Rahat ol. Biz bizeyiz, kimse yok. Benim bak 7 tane çocuğum, maşallah, 28 tane torunum var. 70 yaşındayım. Bey nerede? Beyim öndeki arabayı kullanıyor. Ha, senden mi kaçtı yoksa? Yok, benden kaçmadı. Damadım pasaportundaki ASVAS'ını kaybetti. Şu kağıdı kaybetti. Tamam, peki. Göstereceğim. Göster, hadi göster. Bak, neredesin? Şöyle bir ASVAS'ını kaybetti. Tamam, anladım, oturun karşına. Araba işini benim kocam kullanıyor. Anladım. Bak, geliyorlar sana insanlar. Peki. Gülsünler, gülsünler. Gülecek bir şey yok. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ ol, Allah sizden razı olsun. Bunu da yayınlayın. Yayınlayacağız, hiç merak etme. Ben çok şeyler yaşadım. Yurt dışında da, burada ne da. Ne yaşadın, onu söyle. Ne mi yaşadım? Anlat. Yoksulluk yaşadım, varlık yaşadım. Kaç yıl önce gittin abla oraya? Ben 60 seneden beri oradayım, 12 yaşında gittim. 1965'ten beri oradayım. İlk kuşak. İlk kuşak. 2 ay önce babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Başın oradan cenazesini buraya getirdim. 10 sene önce annemi kaybettim, oradan cenazesini şimdi buraya getirdim. Senin hikayen ne alaka? Evet. 60 seneden beri ben yurt dışındayım. Orada yabancıyız, burada yabancıyız. Niye? Burada da mı dışlıyorlar, orada da burada mı? Burada da dışlıyorlar, orada da dışlıyorlar. Peki, öyle ya da böyle vatanımız güzel ama. Tabii, vatanım için canımı bile veririm. Bayrağım için 7 tane evladım var, kurban ederim. Vallahi be billahi. Bak bunlar hepsi iş sahibi. Yatırsın, gitmiş be. Hepsi iş sahibi, kendi işleri var. Çok güzel, Allah daha hepsini çok versin. Okuttum, hepsi de iş sahipleri. Çok çile çektim. Yatırsın, çok. Yatırsın, gitmiş be. Çalıştım, çabaladım, zaten şimdi takavittim. İyi bakalım. Sana hayırlı, sağlıklı bir ömür diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun sizden. Yolun açık olsun. Ama bunu yayınlayın. Yayınlayacağız. Başbakanımıza da çok selam söylüyorum. Şu rezilliği bir görsün. Bir göster Emre. Şu rezilliği başbakanımız görsün. Sayın Cumhurbaşkanımız. Bize sahip çıksın. Biz sahipsiz değiliz. Bizim vatanımıza sahip çıksın. Evet. Sadece orada sandalye doldurmaktan iş bitmiyor. Hiç kusura bakmasın. Evet. Bizlere sahip çıksın. Evet, değerli izleyicilerimiz, evet, tabii vatandaşlarımız. Yani 10 saate varan hepsine civarda bir bekleme var. Aleykümselam. Hepsine Allah hayırlı yolculuklar versin, bütün Türk vatandaşlarıma. Amin, amin. YouTube'da mı yayınlıyorsunuz? Hepsine selamlar, size de hayırlı vazifeler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Amin, çok sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de Allah olsun. Razı olsun. Zor bir yolculuk bekliyor. Hadi görüşmek üzere. Vallahi ben burada çıldıracağım bu vaziyette. Çıldırma, kalk bir tur at. Bir tur at. Sabahtan beri geziyorum zaten. Gel bir tur at, boş ver ya. Yok, gel bir tur at. İyi, peki. Sağ ol, Allah. İyi yolculuklar diliyoruz. Bunu yayınlayın. Başbakanımıza da selam söyleyin. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı mı? Her neyse işte. Peki, teşekkür ederim. Ya sahip çıksın, sahip. Biz sahipsiz değiliz, vatandaşız, vatansız değiliz. Ya. Ne yapayım ablacığım, abla konuşuyor. Keseyim mi? Kesme.
Peki. Bunları yayında. Evet, hanımefendinin kızı yeter diyor ama. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi burada beklemekten vatandaşlarımız sıkılmışlar doğal olarak. Yaşı ileri yaş grubunda olan vatandaşlarımız için de tabii hareket edememek onlar için ciddi bir sıkıntı.